Sahabe efendilerimiz döneminde başına birkaç kez balyoz yemeyenler Efendimiz'i sevdiklerini iddia edemeyecek hayatlar yaşamışlar. Öyle zorlu geçmiş o hayatlar. Birinde Ayşe annemiz rivayet ediyor. Babam ve arkadaşları diyor Kabe'de Allah'ı anlatıyorlardı ve ibadet ediyorlardı diye bahsediyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz arkadaşlarıyla birlikte anlatırlarken tabii o dönemler sıkıntılı. Kimileri şehit oluyor Allah'ı anlatmak uğruna. Kimileri yaralanıyor. Ama yaralananlar bile ayağa kalkar kalkmaz ilk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gidip tekrar biatlarını tazeliyorlar. Ya Resulallah biz ölene kadar yanındayız diyorlar. Yine böyle bir günde Hazreti Ebubekir Efendimiz bir darbe ile yere yığılıyor. Utbe bin Ebu Muayt ismindeki karanlık adamlardan bir tanesi tam o gün için hazırladığı özel bir ayakkabısı var. Ayakkabısının altını çivilerle doldurmuş. Çivili ayakkabıyla Hazreti Ebubekir Efendimiz'in yüzüne gücü bitene kadar darbeler vuruyor. Tam o esnada Ebubekir Efendimiz'in kabilesi Teymoğulları araya giriyor. Onu alıyorlar, evine taşıyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz 24 saat tam bir gün boyunca gözünü açamıyor. Bir gün gözünü açamayacak kadar darbe yemiş çivili ayakkabılarla. Gözünü açar açmaz ilk söylediği cümle şu: "Eyne Resulullah? Resulullah nerede?" Akrabaları bunu duyunca deliye dönüyorlar. "Seni bu hale getiren adamı mı soruyorsun hala?" diye evi terk ediyorlar. Ama onun gönlü teskin olmuyor. "Eyne Resulullah? Nerede? Ben onu görmem lazım. Resulullah nerede?" diyor. O esnada Ümmü Cemil içeri gidiyor. Hazreti Ebubekir'i yatıştıracak cümleler onda. Çünkü Resulullah'ın Darül Erkam'da olduğunu söyleyebilecek. Ama annesi olan Ümmül Hayr'a güvenemiyor. Çünkü Ümmül Hayr o zaman daha henüz iman etmemiş. Hazreti Ebubekir şöyle itminam veriyor. "Anneme güvenebilirsin." diye işaret yapınca, "Ya Ebu Bekir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Darül Erkam'dadır. Ben akşam vakti olunca seni götüreyim." diyor. Akşam oluyor, sırtlıyorlar Hazreti Ebu Bekir'i, ona götürüyorlar. Efendimiz onu görür görmez gözyaşlarına boğuluyor. Mübarek cübbesiyle yüzünü siliyor, üstündeki kanları siliyor. Ve Hazreti Ebu Bekir şöyle söylüyor: "Ya Resulallah beni bırak, beni bırak. Kapının önünde benimle gelen annem Ümmül Hayr var. Ne var dua etsen o da iman etse." deyince Efendimizin daha elleri inmeden annesi Ümmül Hayr içeri girip iman ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Neydi sahabeyi bu hale getiren bu sarsılmaz inanış? Tam şuydu bizde maalesef en eksik olan şeyler. Efendimizin ağzından çıkan bütün cümlelerin beşaretine inanıyorlardı. Yani onların gerçekleşeceğine o kadar kuşkusuz bir imanları vardı ki. İşte bu inanış şekilleri, zira iman bu demek değil mi? İnanmak demek değil mi? Zira onların bu sarsılmaz inanışları onları sahabe yaparken biz hala yerimizde maalesef yalpalıyoruz. O yüzden bugünkü dersten Hazreti Ebubekir'in hayatından alacağımız çok mesele var. Sahabeyi sahabe yapan 3 tane muhteşem özelliği konuşmamız lazım. Birincisi teslimiyeti tamme. Ne demek bu? Yani onlarda acaba yok. Onlarda yarın ne olacak endişeleri yok. Dünya hesabı yapıp ahireti unutmak yok. İkincisi teveccühü taamme. Yani tam bir teveccüh ile kendilerini Kur'an'ın esrarına adamışlar. Adım atarken mi? Evet, orada da. Peki ya yürürken? Orada da. Yemek yerken? Her an. Affedersiniz, lavaboya bile giderken bu meseleyi düşünmeden kendilerini hiçbir zaman alamamışlar. Üçüncü özellikleri teyakkuzu taamme. Yani onlarda bizde olan gaflet, yani hakikati unutmak ve ülfet, artık Allah'ın yarattığı şeylerin sıradanlaşması halleri onlarda görülmemiş. Bu üç özelliği taşımak sahabe olmanın en büyük hususiyetleri sayılmış. Kur'an'ın beyanıyla birlikte muazzam bir mucizesi daha var. Nedir bu mucize? Kömürleri elmas yapabilme mucizesi. Şimdi baktığınızda var olan konjonktürde, dünya genelinde sizce Müslümanlar ekonomik olarak korkulacak bir durumda mı dünya için? Hayır, değil. Maalesef henüz değil. Peki askeri güç olarak, kuvvet olarak, birlik olma olarak Müslümanlar korkulacak bir durumda mı dünya genelinde? Maalesef henüz değil, henüz değil. Ama bütün dünya İslam'dan korkuyor mu? Çok ciddi korkuyor. Dünyada o korku o kadar yayılmış bir halde ki en çok dillerinde, haberlerinde, basınlarında uğraştıkları şey İslamofobya. Sürekli İslam'ı korkutmaya çalışıyorlar. Ekonomik olarak veyahut başka meselelerle İslam'ın korkutacak bir yanı yoksa onların bu kadar korktukları şey nedir? Tam şudur. Kur'an'ın insanı değiştirme gücünün hepsi farkında.
Çünkü Kur'an'da öyle bir sır var ki kim onunla dostluk kursa kömürken elmas olur. Peki bu halin bir kez olduğunu biliyorlar mı? Bilmezler mi? 23 yılda dünyanın tamamına neyin yayıldığının hepsi farkında olduğundan bu hakikatler tekrar insanların arasında dolaşırsa o gül devri tekrar gelecek diye, ki zira gelecektir inşallah. Kıyametin her alameti güneşin dürülmesi değildir. Bir alameti de gül devrinin tekrar yaşanacağıdır biiznillah. Onlar da onun farkında olduğundan Kur'an'ın bu mucizesinden hepsi korkmaktadırlar. Bu yüzden en çok o insanların arasında yaydıkları güftügular, dedikodular nedir? İslam kötüdür, İslam korkutacak bir şeydir, İslam şöyle bir şeydir, İslam böyle bir şeydir. Çünkü hepsi Kur'an'ın o dönüştürme mucizesinin farkında. Zira o mucize en çok kimde sirayet etmiş? Hazreti Ebubekir Efendimiz bunun varlığıyla en büyük ispatı. Bakın, şimdi Efendimiz Aleyhisselam Hira Sultanlığındayken, Hira hangi kökle birlikte anılıyor? Taharri, yani aramak. Neyi arıyor Efendimiz? Yeniden doğacak hakikati arıyor o sultanlıkta, Hira Sultanlığında. Orada Cibril Emin Muhammedül Emine Alak Suresinin ilk 5 ayetini getiriyor. Efendimiz o ayeti alır almaz hemen kime gidiyor? Limanına sığınıyor, Hatice'sine sığınıyor. Hatice annemize gidiyor, Hatice annemiz onun halini görüyor ve Hatice annemize hemen diyor ki Zemmiluni, Zemmiluni, üstümü ört, üstümü ört diyor. Daha sonra Cibril Emin tekrar geliyor ve ne diyor? Ya eyyuhel müttesir, ey örtüsüne bürünen artık kalk diyor. Ve daha sonra Hatice annemiz ondan olayları dinleyip iman ediyor. İman edince ne yapıyor? Hatice annemizin bir amcaoğlu var. Baraka bin Neffel, zamanında son gelecek peygamber ve din meseleleriyle çok uğraşmış. Bir dönem Hristiyanlığa merak duysa da daha sonra onu terk etmiş ve Hanif dini üzere, yani şirke bulaşılmamış bir din üzere hayata devam etmiş. Hemen Hatice annemiz Efendimiz'i alıyor, Baraka bin Neffel'e gidiyor. Baraka bin Neffel başına gelen hadiseleri dinleyince işte sen o beklenen ve müjdelenen son nebisin, Hatemün Nebisin diyor. Daha sonra şöyle bir cümle edecek Efendimiz'e. Ya Resulallah, senin kavmin tarafından eziyete uğrayacağın ve hicret etmek zorunda kalacağın gün yanında olmayı o kadar isterdim ki. Efendimiz ona cevaben, kavmin bana zulüm mü edecek? Ben hicret etmek zorunda mı kalacağım deyip bir şaşkınlık ifadesine bulunur. Neden? Çünkü 40 yaşına kadar Mekke'nin en sevilen insanı başına geleceklerin habercisiyle tanışmış olur. Orada Hatice annemiz ve Varaka bin Neffel'in konuşmasından sonra Efendimiz ve onun beşareti müjdeleri yayılmaya başlar. Müjdeleri dediğim Kur'an'ın kaç ayeti? 5-10 tane ayeti. O müjdeler yayılınca hanımlar vasıtasıyla Hazreti Ebubekir Efendimiz'in de kulağına gider. Kendisi hazırlık yapıyordur. Nereye? Ticaret için Taif'e hazırlık yapıyordur. O kulağına gelen haberleri duyar duymaz Efendimiz'in yanına gider. Bakın beyler, sorgusuz sualsiz biatta bulunur iman eder. Tarihte bir kez görülecek bir hadise. Sorgu yok, sual yok. Onun o olduğundan kuşku duymamış, bir soru daha sorma ihtiyacı hissetmemiş, yanına gider gitmez iman eder ve ona biat eder. Allah Azze ve Celle indirdiği dini, dinin muhafızlarıyla koruyacaksa, o din kadar o muhafızlar da çok önemlidir. Zira o muhafızlardan kimileri sabikun evvelün, yani ilk iman eden, İslam'a ilk giren muhacirler ve ensar için kullanılan Kur'ani bir ifadedir. İşte o ifadeye girenlerden bir tanesi de Ebu Bekir Sıddık'tır. İleride birazdan göreceğiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Taif dönüşündeki bir olaydan dolayı sen Ebu Bekir Sıddık'sın diyecektir. Peki ne demek Sıddık? Sıddık çok doğrulayan demektir. Peki Sıddık olmanın iki tane vazgeçilmez özelliği vardır. Nedir bunlar? Birincisi, bir insan sıddıksa doğru konuşacak. Bunu herkes biliyor. Hiçbirimizin şüphesi yok. Hatta bunu duyan herkes saddak de diyor. Doğru mu? Doğru. Sıddık olmanın ikinci özelliği nedir? Sadece doğru konuşmak sıddıklık için yeterli midir? Hayır, değildir. Sıddık olmanın ikinci özelliği, doğru konuşmakla birlikte doğruların yanında olacaksın. Yani evinde, çok affedersiniz, ömür boyu koltuğunda pinekleyerek ve doğruları konuşarak Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e benzemenin hiçbir imkanı ve ihtimali yoktur. Çünkü sıddık olmanın kopmaz iki özelliği vardır. Ancak bu iki özellik evlendirilirse Hazreti Ebu Bekir Efendimizin tezahürleri tekrar doğar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Asıl ismi Abdullah bin Osman'dır. O zaman Ebu Bekir nedir? Künyesidir. Sizin Ebu diye duyduğunuz kelimelerin birçoğu künyedir. Ebu Bekir deve yavrusunun
babası demektir. Neden bu künyenin verildiğiyle ilgili çok fazla rivayet yok. Bir rivayette ilk tekbir getirenlerden olduğundan böyle bir künye verilmiştir diye bahsediyor. Babası Osman bin Amr'dır ama biz onu künyesiyle daha çok tanırız. Babasının künyesi Ebu Kuhafe. Annesi Selma binti Sahır'dır ama biz onu da daha çok künyesiyle tanırız. Annesinin künyesi Ümmül Hayr. Kabilesi İbni Teym, yani Teym oğulları kabilesidir. Kabileyi şöyle düşünün. Mekke 10 bin nüfustur ve o 10 bin nüfus altında, şimdiki tabirle konuşayım, 10-12 tane aşiret saklar. İşte Teym oğulları o aşiretlerden bir tanesidir. Yani Kureyş, Mekke'nin tamamına verilen hitabet, doğru mu? Hitap odur. Mekke'nin tamamına verilen hitap Kureyş'tir. O Kureyş'in altında 10-12 tane aşiret ismi gibi düşünelim. İşte Teym oğulları Kureyş'in altındaki o aşiretlerden bir tanesidir. Hazreti Ebubekir Efendimizin kabilesidir Teym oğulları. Hazreti Ebubekir Efendimizin özelliklerini bilmemiz lazım. Muazzam bir tüccardır. Mekke'nin sayılı zenginlerindendir. Şimdi sıradaki özellik çok önemli. Hazreti Ebubekir Efendimiz soykütüğü alimidir. Yani nesep alimi. Hatırlar mısınız? Efendimiz Aleyhisselam Mina çadırlarını geziyordu Taif dönüşü. Orada birilerine tebliğ yapayım diye. Yanına Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'yi almıştı. Hazreti Ebubekir'i almasının bir hikmeti, bu çadırdaki kimdir, bu kimdir, kabilesi kimdir? Hazreti Ebubekir'in hepsine hakim olması. Şimdi Hazreti Ebubekir bu işte gerçekten görülmüş birisi değil. Bir de hafızası, hıfzı çok kuvvetli. Şimdi Efendimiz döneminde Efendimiz'i şiir ile savunan sahabe efendilerimiz var. Bunun bir tanesi çok meşhurdur, bilirsiniz. Kim? Hasan bin Sabit. Şimdi şiiri şimdikinin Twitter gücü gibi düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşrikler, münafıklar o kadar çok böyle dil uzatıyorlar ki, ne yolla? Hiciv yoluyla. İşte bazı sahabe efendilerimiz de o hiciv yolun muhafızları. Ona gelecek hicivle karalamaları engellemeye çalışıyorlar. Bir tanesi Hasan bin Sabit. Efendimiz'e çok iğneleyici laflar geldiğinde Hasan bin Sabit Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyor. Ya Ebu Bekir, bu adamın nesebi bozuk değil mi diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz de hemen onun nesebini çıkarıyor. Hasan bin Sabit ondan aldığı bilgilerle öyle bir hiciv söylüyor ki adama, adam bir daha ölene kadar kafasını evden çıkaramaz hale geliyor. Hasan bin Sabit'in hususiyeti Hazreti Ebubekir'den bilgi alıp o hicivleri püskürtmesi. Başka bir sahabe efendimiz daha var. Medine Tebuk seferinden iyi hatırlarsınız. Kim? Kab bin Malik. Kab bin Malik de muazzam bir şairdir. Ama onun şiir gücü, yani başka kelime bulamadım, umarım bu uygun düşecektir, tehdit usulüdür. Yani onun şiirdeki karşılığı bu değildir ama bulamadım karşılığını. Kab bin Malik Efendimiz öyle şiirler yazar ki, daha kılıcımızın üzerindeki kan yere damlamadı manasında şiirler yazaraktan bir tane kabilenin komple iman etmesine vesile olmuştur. Daha savaş olmadı. Bir sahabe efendimiz daha vardır. Abdullah bin Revaha, bilirsiniz şiir yeteneği kuvvetlidir. Ve onun şiir yeteneği davet üzeredir. Zira sahabe efendilerimizde şiir yazanların ekserisi davet ve ısındırma üzerine şiir yazarlar. Ve bu noktada onlar şiir yazmadan önce bir soy alimi olan Hazreti Ebubekir Efendimiz'e sıkça danışırlar. O zamanın basın gücü. Hazreti Ebubekir Efendimiz varoluşundan beri putlardan nefret eder. Hiç şirk üzere bir hayat yaşamamıştır. Ve kendisi İlk yetişkin erkek iman edendir. Şimdi bu ilk meselesine bazen insanın aklına soru işareti geliyor. İlk iman eden kadın, ilk iman eden çocuk, ilk iman eden kız. Yani bu kadar ilk olur mu? Yani niye var? Onların her birisi bu ümmetin en hayırlarıdır. Bu yüzden onları ne kadar daha ilk diye yad etsek o kadar güzeldir. Bu yüzden ilklerin sayısı bu cihette fazladır. Hazreti Ebubekir Efendimiz 4 evlilik yapar. Birinci evliliği Kuteyle bint Abdülüzza iledir. Ondan Hazreti Esma ve Hazreti Abdullah çocukları dünyaya gelir. Hazreti Abdullah, Efendimiz hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir'le birlikte Sevr mağarasında 3 gece geçirirken ona sürekli haber taşıyan istihbaratçı olacaktır. İkinci evliliği Ümmü Ruman binti Amr iledir. Onunla yapmış olduğu evlilikten de oğlu Abdurrahman ve kızı Ayşe dünyaya gelir. Üçüncü evliliği Hazreti Cafer'in şehadetinden sonra onun hanımı olan Esma binti Ümeys iledir. Onunla evliliğinden Muhammed dünyaya gelir. Son evliliği Habibe binti Harice iledir. Onunla evliliğinden de kızı Ümmü Gülsüm dünyaya gelir. Yaptığı ilk evlilik Kuteyle binti Abdülüzza, iman etmediğinden dolayı Hazreti Ebubekir Efendimiz onu boşamıştır. Oğlu Abdurrahman.
çok üzmüştür Hazreti Ebubekir'i. 21 yıl boyunca namazsız, 21 yıl boyunca cihatsız, 21 yıl boyunca içkili, 21 yıl boyunca sefahat üzere bir hayat yaşamıştır kendileri. Ve 21 yıl boyunca Hazreti Ebubekir onun için gözyaşı dökecektir. Oğlu Abdurrahman iman ettiği bir gün babasına şöyle der: "Baba, ben seni Bedir gazvesinde gördüm ama seni görünce yol değiştirdim." der. Hazreti Ebubekir şöyle cevap verir: "Eğer ben seni görüp karşıma çıksaydın kafanı uçururdum." der. Nasıl bir iman, nasıl bir bedel bunlar. Daha sonra Uhud'da da müşriklerin yanında yer alacaktır oğlu Abdurrahman. Mekke'nin fethinden sonra, yani hicretin 8. yılı. Şunu bir hatırlatayım. Mekke'de 13 yıl geçti, Medine'de hicrette 10 yıl geçti. İşte o Medine'de hicretin 8. yılında Mekke fethedilecek. Mekke fethinden sonra hem oğlu Abdurrahman iman edecek, hem de babası Ebu Kuhafe Mekke'nin fethinden sonra iman edecek. Oğlu Abdurrahman Mekke fethinden sonra iman edecek, Huneyn'e katılacak, Taif kuşatmasına katılacak ve Taif kuşatmasında boğazından bir ok yiyecek, onu Medine'ye taşıyacaklar ve Medine'de oğlu Abdurrahman şehit olacak. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet dönemi. Kaç yıl halifelik yapmıştır? 2,5 yıl. Halifelik döneminde bir gün Taif'ten bir kabile gelir onu ziyarete. Taif'teki kabileyle otururken Hazreti Ebu Bekir oğlunu şehit eden oku çıkarır. Orada oklar hususidir. Her ustanın ayrı bir hüneri vardır ve oku göstererek "Bu okun ustası kimdir?" diye sorunca içlerinden Sad İbni Ubeyd, "Okun ustası benim. Taif kuşatmasında bu oklardan size atmıştık ama kime saplandığını bilmiyorum." deyince "Bu ok benim oğlum Abdurrahman'ı şehit ettiler." Tabii nasıl bir ortam düşünebiliyor musunuz? Bir babanın evladı şehit edilmiş ve bu oku havaya kaldırıyor. "O gün sen benim oğlumu öldürdün, şehit ettin. Ya tersi olsaydı, oğlum seni öldürseydi ne olurdu halimiz?" der. Anlam veremezler konuşmaya. "Oğlumu sen öldürdün, o şehit oldu. Ama bunun neticesinde sen şu an dirildin, iman ettin." deyip Rabbine hamd eder. Böyle bir hadise, böyle bir iman. Tabii böyle hadiseleri pek gözümüz görmediği için anlamakta da çok güçlük çekiyoruz. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmadı. Hatta birazdan anlatacağım dostlukları Efendimiz 20, kendisi 18 yaşına dayanıyor. Oradan devam eden dostlukları peygamberlik zamanı hiç ayrılma görmemiş. Ama kendisinin rivayet ettiği hadis sayısı kaç biliyor musunuz? 143. Bir örnek daha vereyim, daha iyi anlaşırsın. Peygamberliğinin 23 yılı yanında olan Hazreti Ebubekir 143 hadis rivayet ediyor. Mekke kaç yıldı? 13. Medine? 10. O Medine evresinin 6. yılı. Yani Hayber'in fethi sırasında iman eden Ebu Hureyre Efendimiz 5374 hadis rivayet ediyor. Yani birisi peygamberliğinin 23 yılı yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz 143 hadis. Öteki 4 yıl Efendimiz'i görmüş, 5000 küsur hadis rivayet ediyor. Nasıl geliyor kulağa? Bir gariplik var gibi geliyor değil mi? Neden ilk yanında olanlar az hadis rivayet etmiş? El cevap. Çünkü Efendimiz hayattayken hadis rivayet etmeye ihtiyaç yokmuş. Cevap bu kadar basit aslında. Çünkü Efendimiz hayatta rivayet edecek bir hadis yok. Ve Efendimizin ruhunun ufkuna yürümesinden sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz 2,5 yıl yaşamış. Yani rivayet etmesi gereken bir hadis süresi mevcut değil. 143 hadis ancak rivayet edilmiş. Ama Ebu Hureyre Efendimiz onun vefatından sonra 47 yıl daha yaşamış. Yani hadis rivayetinde mesele ilk gelme meselesi değil, son gitme meselesi. Bu da bilmemiz gereken önemli bir bilgi. Burada muhabbet edip sorsak, Efendimizin en yakın dostu kimdi? Kuşkusuz Hazreti Ebubekir denirdi değil mi? Hiç, ikinci cümle edilmez. İbn Abbas bize rivayet ediyor ve rivayette şöyle geçiyor. Efendimiz şöyle buyurmuş: "Bir dost edinecek olsaydım Ebubekir'i dost edinirdim. Fakat o benim kardeşim ve arkadaşımdır." Başka bir rivayette, "İnsanlığın içinde birini dost edinseydim o Ebubekir olurdu ama biliyorum ki gidecek elimden onu da dost edinmedim." diyor. Ne demek bu? Şimdi Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Diyor ki dost istersen Allah yeter. Yani bir kulun kalbinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir beşer yeryüzünde yoktur. Efendimiz de burada şunu söylüyor: "Dayanacağım, bütün ihtiyaçlarımı gidereceğim bir dost olarak kime meyledilse, ki Kur'an meyletmeme, Allah meyletmeme müsaade etmeden hayatımdan almış." Annesini ufacık yaşında hayatından alıyor. Babası görmeden hayatından alıyor. Dedesi hayatından alınıyor. Abdülmuttalip. Amcası Ebu Talip hayatından alınıyor. Ne demek bu? Sanki Allah Azze ve Celle şunu söylemek istiyor: "Sen
Küçücük yaşlarında da olsan, gözünden bir damla yaş aktığında benden başkasına dayanmayacaksın. Sen gecenin yalnızlığında ağlayacak da olsan, kâkülü dilbellerini benden başkasına okşatmayacaksın. Yani ne demek bu? Benden başkasına sana dayanak yoktur. Hakiki dost istiyorsan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bu hadisten mana odur. Yoksa Hazreti Ebubekir Efendimiz onun yanından hiç ayrılmamış en iyi arkadaşıdır. Ama bu konuştuğumuz mana üzere eğer bir dost edinseydim Hazreti Ebubekir'i dost edinirdim. Ama biliyorum ki onu dost alsaydım Allah benden onu da alacaktı buyuruyor. Çok ince bir mana. Buralardan çok dersler var. Birbirimizi çok seveceğiz. Öyle mi? Tabii ki öyle. Ama Allah'tan çok sevmeyeceğiz, sevemeyiz. Ya böyle bir derin mana. Erdemliler hareketi. Hılfıl fudul. Efendimiz Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir'in ilk sıcak buluşması bu sözleşmede oluyor. Efendimiz kaç yaşında? 20 yaşında. Hazreti Ebubekir kaç yaşında? 18 yaşında. Bir gün Yemen'den Mekke'ye bir tüccar geliyor. As bin Vail, tüccar olan Zebidi'nin mallarına çöküyor, parasını da ödemiyor. Oradan Safa Tepesi'ne çıkıyor bu Yemen'den gelen tüccar. Yok mu içinizde adil hiç kimse benim hukukumu savunacak diye bağırmaya başlıyor. O esnada ilk müdahaleyi Efendimizin peygamberliğine yetişemeyen amcası Zübeyir İbni Abdülmuttalip yapıyor. Ve onun hukukunu korumak için bir grup oluşturuyor. Bu gruba Erdemliler Hareketi veyahut faziletli bir sözleşme manasında Hılf-ı Fudul deniyor. İşte o harekete Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebubekir de katılıyor. Ve o hareket için nerede mazlumun hakkı gasp edilmişse onun yanında olacağız. Nerede bir zalim varsa karşısında duracağız. Hira Dağı yerinde durdukça sözümüzden dönmeyeceğiz diye bir hareket oluşuyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir zaman diyor ki, ben öyle şerefli bir anlaşmaya davet edildim ki bir daha davet edilseydim bir daha giderdim diyor. Peki Efendimizin peygamberliği dönemi neden kimse davet etmemiş? Çünkü İslam geldikten sonra ondan üst bir hukuk, adalete ihtiyaç kalmamış. Ne aransa onun içerisinde İslam var. Bakın burada çok ince bize bir mesaj var. Adalet bu dinin neresinde biliyor musunuz? Çok temelinde. Tevhid benimle Allah'ın hukukunu tanzim eder. Adalet ise benimle insanlığın hukukunu tanzim eder. Yani bu ağacın kökü tevhidse meyvesi adalettir. Ne demek istiyoruz? Biz tevhidle Allah ile olan imanımızı, akdü peymanımızı kuvvetlendirirken adalet ile bunu insanlığa tanıtarak insanların imanına vesile ancak bu şekilde olabiliriz. Zira İslam'da konu mazlum ise veyahut konu zalim ise burada din, dil, ırk, renk, cinsiyet bunların bir önemi kalmaz. Çünkü adalet İslam'ın temsil edilebileceği en mühim kıyafetlerden bir tanesidir. Ta o genç yaşlarında Hılf-ı Fudul denilen o şerefli sözleşmeye üye olmaları bunun en büyük delillerinden birisidir. Şimdi bu gençlik evresini anlatma sebebim şudur. Hazreti Ebubekir Efendimiz gençken zengin bir tüccar. Ama Efendimiz zengin mi? Hayır değil. Hazreti Ebubekir Efendimiz daha ileriki yaşlarında Mekke'nin siyasi otoritesi denilen Darun Nedve. Şimdiki parlamenter bir sistem gibi düşünün, meclis gibi düşünün. Orada söz sahibi birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada söz sahibi mi? Hayır değil. Hazreti Ebubekir soy alimi, nesep imamı, nesep alimi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir özelliği var mı? Hayır yok. Bakın normalde şöyle birkaç özellik olarak baktığınızda Hazreti Ebubekir söz sahibi, makam sahibi, para sahibi, servet sahibi. Mekke'nin bakış açısına göre belli başlı birkaç özelliklerde Efendimizin önünde olmuş birisini düşünün. Efendimizin nübüvveti geldiği anda sorgusuz sualsiz hemen arkasına geçip biat ediyor. Ve sen benim önümdesin, sen ne yazarsan ben onu oynarım diyor. Nasıl bir iman? Nasıl bir iman? Şimdi makamlı birisine tebliğ bile yapamıyorsun. Birisinde biraz para varsa, onun böyle ziftiyle karanlığa bulandıysa namazdan bahis açamıyorsun. Ben bunları Hazreti Ebubekir Efendimizin imanını anlayalım diye bahsediyorum. Çünkü biz böyle bir iman bu göz görmedi, görmesi de mümkün değil. Öyle olduğu için algılarımız reddediyor. Böyle bir insan nasıl olur diye reddediyor ama o böyle anlattığımızdan çok öte bir insandı. Nübüvvetin 5. yılı. Bizans ve İran. Nasıl devletler? İkisi de o dönemin devi. Birbirlerine girmişler. Bizans'ın başında kim var? Heraklius. İran'ın başında kim var? 2. Hüsrev. İran Bizans'ı çok eziyor. Nasıl eziyor?
O kadar eziyor ki şimdi İstanbul olan eski Konstantiniye, Heraklius orayı terk edip Kartaca denilen bölgeye kaçmak zorunda kalıyor. Mekke müşrikleri öyle bir eğleniyorlar, öyle bir eğleniyorlar ki. Aralarında hep şunu konuşuyorlar. Bu İran var ya İran, Mecusi İran. Onlar bizim gibi kitaba inanmıyor. Bu Heraklius var ya Heraklius. Onlar da bu Müslümanlar gibi bir kitaba inanıyor. İran, Bizans'ı nasıl paramparça ediyorsa biz de bu Müslümanları Mekke'de paramparça edeceğiz deyip gülüyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz Darül Erkam'da. İlahi mesaj geliyor, Rum suresinden ayet geliyor. Ve ileride Rumların, yani Bizans'ın İran'ı yeneceği bahsi geliyor. Hazreti Ebubekir dayanamıyor, ilahi mesaj gelir gelmez hemen Mekke'ye gidiyor. Ne oldu diye onunla gülmeye başlarlarken kim var o esnada? Ümeyye bin Halef orada. Utbe bin Ebu Muayt, o çiviyle yüzüne vuran, o karanlık adamların hepsi orada. Ne oldu Ebubekir dediklerinde Hazreti Ebubekir bu ilahi mesaja aykırıyor. Var mısın iddiaya? Varım diyorlar. Ve Hazreti Ebubekir Bizans İran'ı 3 yıl sonra yenecek, sizinle de 10 devesine iddiaya giriyorum diyor. Gidiyor bu olayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. Onlar başına ne gelse hemen Efendimiz'e anlatıyorlar, sahabe efendilerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Ebubekir sen git onlara de ki süreyi 9 yıla çıkarıyorum, iddiayı da 100 deveye çıkarıyorum de. Şimdi Hazreti Ebubekir Efendimiz gidiyor. Onlar yine gülüyor. Ne oldu Ebubekir? Konudan caymaya mı geldin, dönmeye mi geldin deyince ne cayması? Süreyi 9 yıla çıkarıyorum, iddiayı da 100 deveye çıkarıyorum. Var mısınız? Varım. Yıllar geçiyor, günlerden Bedir. Bedir günü, yani Mekke 13 yıl, Medine 10 yıl. O 10 yılın ikinci yılı. Bedir günü Müslümanlar iki zaferi birden yaşıyorlar. Hem Bedir gazvesinin zaferini yaşıyorlar, hem de Rum suresindeki ayet yaşanıyor. Bizans İran'ı yeniyor ve 100 deve kesiliyor, fakire fukaraya dağıtılıyor. Böyle bir mesele. Allah Allah. Peki bu olayın sırrı nerede? Hazreti Ebubekir'in teslimiyetinde nerede olacak? Şimdi biz şu teslimiyet denilen olayı bir türlü anlayamıyoruz. Bir türlü anlayamıyoruz. Niye anlayamıyoruz biliyor musun? Biz merak ile şüpheyi birbirine karıştırmış insanlarız maalesef. Merak dediğin ilmin hocasıdır, güzeldir, hoştur. Şüphe dediğin imanın kanseridir. Seni imandan eder, mahveder, perişan eder. Biz merakla şüpheyi birbirine karıştırmışız ve bunu İslam'a karşı kullanıyoruz. Mesela önümüze bir ayet gelmiş, okumuşuz. Ayet sonsuzluğu anlatıyor. Dünyayı bırak, ahireti anlatıyor o ayetler. Senin aklın ne kadar? Kıt bir aklımız var. Şimdi ayetin derin ufkunu bu kısacık akıl ne yapıyor İsmail? Anlayamıyor. Anlayamayınca ne diyor? Haşa, ayette sorun var diyor. Yani adam benim kıt aklımda sorun var, ayette sorun yok dese bu işi çözecek. Ama haşa ne yapıyor? Benim kıt aklım pürüzsüz çünkü ben Firavun'um, Karun'um, Nemrud'um değil mi? Ne diyordu ayette? İnnemâ utîtuhu alâ ilm. Ben bunları kendi ilmimle elde ettim diyor Karun değil mi ayet-i kerimede? İşte biz de aynı Karun gibi ben yaptım ben ettim deyip ilmimize güveniyoruz diyoruz ki bende ne sorun olacak canım? Sorun varsa haşa ayette vardır diyoruz. Merakla şüphenin farkını anladınız mı? Peki Hazreti Ebubekir Efendimiz'in teslimiyet sırrı ne demek? Bunu anladınız mı? Mekke'nin 11. yılıdır. Taif'in zor günlerinin hemen peşinden gelecek güzel bir beşaret, güzel bir müjdedir Miraç. Zaten adetullah öyledir değil mi? Önce Taif yaşarsın, sonra Miraç. Önce Taif'te taşlanırsın, sonra Miraç'ta Rabbinle buluşursun. Efendimiz Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmü Hani'nin evinde. O gün Cibril-i Emin gelir, Efendimiz'i alır, Beytül Makdis'e yani Mescid-i Aksa'ya götürür, oradan da semayı yükseltir. Neden direkt semayı yükseltmemiş? Niye önce Kudüs'e götürmüş? Niye? Bugün gelecek Müslümanlar Kudüs'ü unutmasın diye. Ya orada bile bize ne mesajlar var değil mi? Sabah saatleridir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın dakikalarına göre çok hızlı bir sürede geri döner, meseleyi anlatır. Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmü Hani henüz iman etmemiştir ve şöyle söyler. Sen bunları Mekke'de insanlara anlatmayacaksın değil mi? Neden? Çünkü inanılacak gibi değildir onlar için. Bu mesele Efendimiz herkese anlatınca Ebu Cehil'in kulağına gider. Ebu Cehil aradığı fırsatı kendisine göre bulmuş. Yahu der, haşa biz ona Mecnun diyorduk ama insanlar bize inanmıyordu. Tam şimdi fırsatını buldum deyip Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gider. Sen böyle böyle mi anlatıyorsun der. Efendimiz Aleyhisselam da evet der. Ebu Cehil der ki, bütün insanları toplasam onlara da anlatır mısın? Ebu Cehil kendisine göre aradığı fırsatı bulmuştur. Ama asıl fırsatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulmuştur. Tabii anlatırım der. Ebu Cehil insanları toplar. Efendimiz gider onların her birisine bahseder ama öyle bir anlatır ki yaşamamış bir insanın böyle anlatması mümkün değil.
İki gün sonra gelecek kervanı anlatır. Kervanın önündeki deveyi anlatır. Devenin taşıdığı su tulumunu anlatır ve her birisi gerçek çıkar. Ebu Cehil aradığı fırsatı elde edememiştir. Ne yapalım ne yapalım diye karanlık düşüncelere dalarken daha henüz olayı duymayan birisi var. Kim? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Hemen ona koşarlar. Ya Ebu Bekir, senin arkadaşın, senin dostun var ya, böyle böyle söylüyor, Miraç'a çıktığını anlatıyor. Şimdi siz Miraç'la ilgili çok programlar izliyorsunuz değil mi televizyonda? Saatlerce tartışmalar değil mi? Şöyle mi çıkıldı, bedeniyle mi çıkıldı, ruhuyla mı çıkıldı değil mi? Böyle teologların tartışmalarını dinliyorsunuz ve içerisinde çok edilmeyecek cümleler duyuyorsunuz. Ebu Cehil'in bu cümlesine karşılık Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Ya öyle mi? O diyorsa doğrudur. Sıddık ne demek? Sıddık ne demek? O diyorsa doğrudur. Ve devam ediyor konuşmalarına. Siz buna mı şaşırıyorsunuz? Ben ona semadan ayet indiğine iman ediyorum. Nasıl bir iman, nasıl bir mesele? Bunu diyen Efendimiz ne diyor biliyor musun? Vallahi sen Ebu Bekir Sıddık'sın diyor. İşte ona Sıddık tam burada armağan ediliyor. Hicret ve Sevr Sultanlığı. Mekke 13 yıldı, Medine 10 yıldı. O Mekke'nin 13. yılındayız. Müslümanlar hicret etmeye başlamış ve bir anda Cibril Emin Efendimiz Aleyhisselam'a bazı haberleri iletmek için yanına geliyor. Darun Nedve'de yapılan planları anlatıyor. O esnada da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir gün hicretin sırasını geleceğini bildiğinden ihtiyaten iki tane deve almış. Mekke'nin öğle uykusu vaktinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'in evine girer, yapacakları hicretin bütün adımlarını anlatır. Ve Hazreti Ebu Bekir o müjdeleri duyunca yol arkadaşlığımı ya Resulallah der. Evet ya Ebu Bekir der. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz mutluluktan gözyaşlarına boğulur. Ayşe annemiz der ki ben o zamana kadar bir erkeğin bu kadar ağladığına şahit olmadım. Niye ağlıyor? Efendimiz'e yol arkadaşlığı demek ne demek? Ölüm arkadaşlığı demek. Efendimiz'e yola revan olmak ne demek? Ölüme gitmek demek. Başlarına 100 deve ödül konmuş. Neden böyle mutlu oluyor? Neden olmasın? Tevbe suresi 40. ayet-i kerimede Hazreti Ebu Bekir için ne diyor biliyor musunuz? İkinin ikincisi diyor. Ayetle beşaret almış, müjdelenmiş, Efendimiz'e yol arkadaşlığı yapmış. Bir insan nasıl sevinmez? Biz onun bir sünnetini eda ettiğimizde seviniyorken, onunla yan yana yol arkadaşlığı yapmış biri nasıl buna sevinmez? Hazreti Ali Efendimiz'i yatağına bırakıyor ve Yasin suresinin 9. ayetini okuyaraktan, şöyle bir avuç toprağa atarak, müşriklerin suikastçılarının arasından Efendimiz gidiyor. Neydi Yasin suresi 9? Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik, onlar artık göremezler. Sevr 750 metre, oraya çıkıyorlar ve 3 gece birlikte kalacaklar. Mekkeli iz sürücüler ayak izlerini sürerekten Sevr'ı buluyorlar. Nasıl iz sürücüler biliyor musunuz? Atın ayak izine bakarak üstüne binen kız mı erkek mi? Kilolu mu, zayıf mı? Sakin birisi mi? Yoksa sinirli birisi mi? Bu özellikleri anlayabilecek iz sürücüler. Tam geliyorlar, mağaranın önündeler. Rivayetlerde şöyle geçiyor. Ayaklarının ucuna baksalar görecekler veyahut kafalarını eğseler görecekler. Ama orada bozulmamış bir güvercin yuvası, bir örümcek ağı ile Allah Azze ve Celle onları muhafaza ediyor. Allah'a iman edince anlarsın ki bir güvercin yuvası ve bir örümcek ağı ile seni tek koruyabilecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Ebu Bekir onlar tam hareket ederken korkuyor. Neden korkuyorsun diye Efendimiz sorunca ya Resulallah beni öldürseler Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama ya sana bir şey olursa bütün ümmet ağlar. Ben bu yüzden korkuyorum deyince Efendimiz o çok bildiğimiz ayeti orada zikrediyor. Ne diyor? La tahsen, üzülme, korkma, endişelenme. İnna Allahe me'ana, Allah bizimledir. Onun için yola çıkan iki kişinin üçüncüsü Allah Azze ve Celle'dir diyor. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma annemiz de sürekli onlara Sevr mağarasına azık getirip götürenlerden birisi oluyor. Sonra Yesrib'e yürümeye devam ediyorlar, yani şimdiki Medine'ye. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sürekli Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında haleler çiziyor. Yani ne için? Onu korumak için. Efendimiz soruyor. Beni çok mu seviyorsun ya Ebu Bekir? Allah Allah. Şimdi bu çok sevme meselesi nerede kalmış? İlahilerde kalmış. İnanın Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmek ilahilere konu olacak kadar basit bir şey değil. Onu sevmek bir bedel ödemenin karşılığı olacak bir şey. Hazreti Ebu Bekir cevap veriyor. Sana bir şey olmasın diye
ben bu candan geçerim ya Resulallah diyor. Hicret yolculuğunu Hazreti Ebubekir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşrik bir adamın rehberliğinde iki deve ücret ile yapıyorlar. Neydi o müşriğin ismi? Hatırlayan var mı? Abdullah bin Uraykıt. Şimdi burada nasıl bir mesaj var? Rehber olarak bir Müslüman neden almamış Efendimiz, bir müşriği almış? Buradaki mesaj ne biliyor musun? İşi ehline verme mesajı var. Liyakat var burada mesaj. Bakın Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in başına 100 deve koymuşlar. Tuttukları rehberi 2 deve karşılığında tutmuşlar. Ama ne oluyor? Bize burada bile işi ehline vermenin gerekliliğini söylüyor. O Müslümandır ama işi daha az biliyor. O meseleye girmemiş. Bu bizdendir meselesine girmemiş. İşi ehline alma, hem de hicret yolculuğunda işi ehline alma, liyakat sahibine ulaştırmanın mesajını vermiş. Zaten bu kadar kritik bir yerde bu mesajın verilmesi mesajın büyüklüğünün alametidir. Ya peşlerine birisi takılıyor. Kim? Süraka bin Malik. Muazzam bir iz sürücü. Tam onların peşinde izi sürecekken, onları yakalayacakken atının 4 ayağı birden kuma saplanıyor. Ve şunu anlıyor ki bu kafile korunuyor. Daha sonra da Süraka iman edenlerin arasına katılıyor. Evet. Mekke 13 yıl, Medine 10 yıl. Yani Medine hicret dönemi değil mi 10 yıl? İşte o hicretin, Medine'nin 9. yılı. Medine'de bir kıtlık var. Tam o kıtlık zamanında bir rivayete göre 30, bir rivayete göre 40 bin kişilik bir ordu Tebü'ye sefere çıkacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıktan infak istiyor. Bu zorluk ordusunu kim kuşatacak, kim doyuracak diye açıktan infak istiyor. Bir soru sorayım. Şimdi Müslümanlar zaten elinde avucunda ne varsa Allah Resulü söylemeden infak etmişler. Efendimiz neden açıktan infak istiyor? Demek ki istediği infak Müslümanlardan değil, münafıklardan istiyor. Çünkü infakla nifak birbirine iki zıt kelimedir. Birinin kalbinde nifak varsa o adam infak edemez. Birisi infak ederse de kalbindeki bütün nifak alametleri yok olur gider. Efendimiz onlardaki nifakı infak ettirerek ödemeye çalışıyor. Buyurun siz de deneyin. Niye denemiyorsunuz? Kalbinizde kötülükler mi seziyorsunuz? Sadakanızı arttırın. Zekatınızı arttırın. Allah için bunları yapın. Kalbin bir tedavisine birlikte kavuşalım. Daha sonra münafıklar bu infak çağrısında bile Müslümanlarla dalga geçmeye devam ediyor. Birisi elinde avucunda olan az bir şeyi infak etmeye getirdiğinde yahu Allah'ın senin bu verdiğin ufacık şeye ihtiyacın var diyorlar. Birisi çok getirdiğinde de şuna bak gösteriş yapıyor diyorlar. Yani münafıklar böyledir. Her şeyde yılan dillerini mutlaka bulaştırırlar. Ama size bir hadis okuyayım. Bakalım infakın önemi ortaya çıkacak mı? Ara bozuculuk yapan, iyiliği başa kakan ve cimri olan cennete giremez. Hadis bu şekilde. Hadisi anladınız mı? Cimrilerin cennete giremeyeceğini söylüyor. Bununla ilgili o kadar çok rivayet var ki onu da sizin derin ufkunuza bırakıyorum. Şimdi ben bu olayı neden anlattım? Ordu sefere çıkacak, Tebuk seferi. Efendimiz açıktan ne istiyor? İnfak istiyor. Şu yüzden anlattım. Hani hayırda yarışma diye bir olay var ya. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz de sürekli hayırda yarışıyor. Efendimiz de infak çağrısı yapınca diyor ki bu sefer seni geçeceğim ey Ebubekir diyor. Malının yarısını alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyor. Ya Resulallah diyor, bu benim malımın yarısı diyor. Eve ne bıraktın ya Ömer deyince? Eve de malımın diğer yarısını bıraktım diyor. Peşine kim geliyor? Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor. Elinde avucunda ne varsa Allah Resulü'nün önüne bırakıyor. Ve Allah Resulü ona da soruyor. Eve ne bıraktın ya Ebubekir? Ben eve Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Yine hayırda yarışılamaz bir iş yaptın ya Ebubekir. Biliyorum ki sen hayırda geçilemezsin diyor. Cihat yolunda mücadele edenin evine kim kefildir? Allah ve Resulü kefildir. Şimdi ben bazen böyle yine bizim gibi büyük laflar eden arkadaşlarla oturuyorum. Biz de inşallah bir gün yaşayabiliriz anlattıklarımızı. Konu bir anda eve gidiyor değil mi? Herkesin evinden bir derdi var, bir yarası var. Ondan sonra konu şuna gidiyor. Sen eve akşam kaçta gidiyorsun, sen kaçta gidiyorsun? Sen 9'da mı gidiyorsun, sen gece 2'de mi gidiyorsun? Ve şu cümleyi mutlaka bu tür konularda duyarsınız. Ney? Gece 2'de eve mi? Evin hakkı yok mu? Ya var arkadaş evin hakkı. Zaten 1 milyon insanın bir kişi harici o evin hakkını veriyor. Evden çıkmıyorlar.
İslam'ı da koltukta yaşamaya çalışıyorlar. Ama bırak birkaç kişi geceleri yarmaya çalışarak insanlarla ilgilensin. Bari birkaç kişinin geceleri nurlanmaya çalışaraktan anası ağlasın ki arkadan gelenlerin anası ağlamasın. Yani çoğu zaman bu hakikati anlatan insanlar da bu hakikatin manasını, mahiyetini pek idrak edemiyorlar. Şimdi Allah göstermesin. Bu vatanın milletin başına bir şey gelse. Evde mi oturacağız? Yok. Ne olacak? O cephe senin, bu cephe benim. Kaç ay görmeyeceğiz evi? Allahu alem. Belki aylar, belki yıllarca göremeyeceksin. E şimdi de manevi bir cihat var. Evinde peynirin var, evinde zeytinin var. Çocuğun yemeğini yiyor, hanımın yemeğini yiyor. Hiç kimse Suriye'deki hal gibi çadırlarda, o soğuklarda kalmıyor, etmiyor. Herkesin huzuru yerinde. E böyle bir zamanda biz gecelerimizi de Allah için kullanmayacaksak, birilerinin imanla yetişmeyeceksek ne zaman kullanacağız? Ama anlayamıyoruz. Bu noktada mücadele edenin evine Allah ve Resulü kefil olmuşlar. Bu manayı bir türlü anlayamıyoruz. Bir mesele daha anlatmam lazım bu hayırda yarışmayla ilgili. İla diye bir hadise var, bilir misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları arasında ufak bir hadise oluyor ve Efendimiz bir ay evi terk ediyor. Bu hadiseye İla hadisesi deniyor. Şimdi Hazreti Ömer o sırada Avali denilen bir bölgede. Itban bin Malik çadırına geliyor Hazreti Ömer'in. Ey Ömer, ey Ömer diye bağırıyor. Hazreti Ömer diyor ne oldu? Medine'yi gassaniler mi bastı diyor. Hazreti Ömer hep zihni oralarda ya. Daha beter oldu ey Ömer diyor. Korkarım ki Allah Resulü hanımlarını boşamış diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bir ay evi terk ediyor. Hazreti Ömer'e bunu anlatırken de korkarım ki hanımlarını boşamış diyor. Şimdi Hazreti Ömer yolda üzülüyor. Efendimizin yanına gidecek. Ne oldu ya Resulallah diyecek. Yolda üzülürken aklına kim geliyor biliyor musunuz? Kızı Hafsa geliyor. Çünkü kızı Hafsa Allah Resulü'nün eşi. Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı Hazreti Ayşe annemiz de Allah Resulü'nün eşi. Yolda ne diyor biliyor musun? Herhalde diyor kızım Hafsa Allah Resulü'nü sinirlendirdi. Ey Hafsa! Ey Hafsa! Ben sana söylemedim mi? Allah Resulü onun babasını senin babandan çok sever. O Ayşe'yi de sen Hafsa'dan çok sever demedim mi? Yolda bile bunu söylüyor. Bunu söyleyen Tebuk gazvesinde ya Ebubekir vallahi sen hayırda geçilemeyeceksin der mi demez mi? Sürekli zihninde hep bu mesele. Öyle bir yüce gönlü var ki hep Hazreti Ebubekir'i en önde tutmuş, hayırda ve yarışta geçilemeyecek bir noktaya onu koymuş. Evet. Şimdi alt başlıklarla devam edeceğim ama Hazreti Ebubekir hayatını iki ana başlıkta topladım. Birincisini az önce anlattım. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i anlattım. Şimdi ikinci ana başlığa gidiyorum. Bunun da bir iki alt başlığı var. Hazreti Ebubekir zamanında dört şey tartışılmış. Nedir onlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor. Nereye defnedilecek? O zaman bir sorun olmuş. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz bunu çözmüş. İkinci mesele, Usame bin Zeyd'in ordusunun sefere gönderilmesi. Niye mesele olmuş bu? Çünkü Hazreti Usame 17 yaşında bir ordu komutanı. Bu bir mesele olmuş. Üçüncü mesele, Ridde harpleri. Efendimizin vefatından sonra ben zekat ödemem, ben dinden çıkıyorum diyen kabileler olmuş. Buna Ridde harpleri diyeceğiz. Dördüncüsü, Kur'an'ın tek bir merkezde toplanması. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı. Hazreti Abbas bir gün yeğeni olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a gelir ve der ki sana çok eziyet ediyorlar. Senin makamını şöyle yüksek bir yere yapsak da artık insanlar sana kolay ulaşamasa, seni üzemese. Efendimiz Aleyhisselam amca bunlara gerek yok deyince Hazreti Abbas üzülür ve kapıların ötelere açıldığını anlar. Başka bir mesele, bir gün Efendimiz Aleyhisselam o günlerde hutbe-i irade ederken Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. Yani seçme hakkı verdi. O kul ahireti seçti deyince Hazreti Ebubekir Efendimiz hüngür hüngür ağlamaya başlar. Ne oldu ya Ebubekir, neden ağlıyorsun? O ahireti seçen kul Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. O yüzden ona ağlıyorum der. Yani Efendimizin vefatının yaklaştığı Medine'de ufak ufak hissedilmeye başlar. O dönemlerde Efendimiz Aleyhisselam bolca kabir ziyaretleri yapar. Hatta bir gün bakışları semada, kardeşlerimi çok özledim der. Sahabe efendilerimiz yanına gider. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmedikleri halde iman etti. Sesimi işitmeden davetime koştu. Ben o kardeşlerimi kıyamet günü tanıyacağım. Sahabe efendilerimiz merak edip yine sorar. Onların sorularına kurban olayım. Ne güzel soruyorlardı, öğreniyoruz. Ya Resulallah onları nasıl tanıyacaksın? Sizin bir sürü atınız olsa, onların ayak ve alınlarında beyazlık olsa o nişandan tanımaz mısınız? Ben de bana iman edenleri alın ve ayaklarındaki abdest izlerinden tanıyacağım.
Allah'ın beni görmeden iman edenlerin yaptıklarını 10 katı ile sevaplandır. Sahabe efendilerimiz amin diyerek ona mukabelede bulunurlar. Efendimiz aleyhisselam son 13 gününde ciddi bir ateşli hastalık geçirir. Hayber'de yediğim zehirli etin tezahürüdür diye bu ateşli hastalığı bize anlatır. Son döneminde dikkat çektiği en ciddi meselelerden bir tanesi cihadın devamlılığı. O yüzden sürekli hangi soruyu sorar? Usame ordusuyla sefere çıktı mı? Hatırlar mısınız? Zamanında Mute'ye gidilmişti. İşte o Mute'de yine ufak ufak kımıldanmalar oldu. O yüzden Usame ile ordusunu Efendimiz aleyhisselam sefere hazırladı. Ve Usame bin Zeyd sefere gidilecek diye o hastalık döşeğinde en çok zikrettiği cümle bu oldu. Usame bin Zeyd sefere çıktı mı? Neden? Çünkü 17 yaşında bir ordu komutanını gönderecek. Usame bin Zeyd'in babası kimdir? Zeyd bin Harise. Yani azat edilmiş bir köledir. İşte azat edilmiş bir kölenin oğlunun ordu komutanı olması hala bazılarının aklında soru işareti oluşturmaktadır. Ve Efendimiz itaatin önemini anlatabilmek adına Usame sefere çıktı mı, Usame sefere çıktı mı diye sürekli bu soruyu sormaktadır. Ümmetin bir imtihanı itaatten geleceğini Efendimiz biliyordur. Efendimiz Usame'yi gönderecek ki itaat edeceğiniz kişinin yaşını sorgulamayın, itaat edeceğiniz kişinin geçmişini sorgulamayın. Hala ümmetin en büyük problemi bu mudur? Budur. Bakın, kime sorsanız ümmetin birliğini istiyor mu? İstiyor. Ama kimseye birlik adına itaat etmiyor. Kimseye biat etmiyor. Demek bizim her birimiz maalesef nasıl bir birlik istiyoruz? Birlik istiyorum ama ben de birleşelim. Böyle birlik olur mu? Birlik istiyorum ama bana benzemeyen haindir. Ancak benim gibi olursam birlik istiyorum. Böyle birlik olur mu? Ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu imtihanı görmüş. O yüzden sürekli Usame sefere çıktı mı deyip sormuş. Usame'nin komutan olarak gideceği o seferde birçok büyükler de Usame'nin emrinin altına girecek. Bu yüzden olur mu? Usame gibi genç bir insanın komutanlığı olur mu diye itirazlar gelince Efendimiz hasta haliyle hutbe vermek durumunda kalıyor ve şöyle söylüyor. Neden Usame'nin komutanlığına itiraz ediyorsunuz? Daha önce de babası Zeyd'e böyle itiraz etmiştiniz. Mute'de babası Zeyd'e itiraz edildi. Şimdi Mute'nin ikinci seferinde de oğlu Usame bin Zeyd'e itiraz ediliyor. Babası da Usame de buna layıktır. Ümmetin hayırlarındandır. Eğer siz itaat meselesinde gerekeni yapmazsanız bu iş olmayacaktır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Efendimiz son dönemlerinde odasında ve sürekli şunu soruyor. Usame cihada çıktı mı? Usame sefere çıktı mı? Ama onu o halde Usame bin Zeyd bırakmak istemediğinden hayır ya Resulallah diye karşılık alınca sürekli tekrarlıyor. Usame'ye söyleyin cihada çıksın. En son Usame'nin yola revan olduğunu duyduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahatlıyor. Efendimiz o güne kadar hanımlarının hukukunu korumuş. Sürekli bir gün bir gün bir gün diğer hanelerinde kalmıştır. Ama bugün sıra kimde, bugün sıra kimde diye birkaç kez sorunca anlıyorlar ki son anlarını Ayşe'sinin yanında geçirmek istiyor. Ve son 4 günü Ayşe annemizle Hücre-i Saadet'le birlikte geçiriyor. Günlerden perşembe, akşam namazı vakti, Efendimiz namazı kıldırıyor. Daha sonrasından odasına geçiyor ve kıldığında Mürselat suresini okuyor. Sonra odasına geçiyor, yatsı namazı vakti girmiş. Sahabe Efendimizin imamlığını bekliyor. Efendimiz yataktan kalkacak ama kalkacak güç bulamıyor. Ne diyor ondan sonra? Söyleyin, Hazreti Ebu Bekir imamlığa geçsin. Geçmiyor. Geçemiyor. Bir kez söylüyor yok, iki kez söylüyor yok. En son Ayşe annemiz diyor ki, ya Resulallah, bari Hazreti Ömer geçse olmaz mı? Bilirsin babam dayanamaz, çok ağlar. Olmaz diyor, olmaz. Hazreti Ebu Bekir imamete geçecek. Niye ısrar ediyor bunda? Vefatından sonra ümmetin başına kimin geçeceğini tam orada tayin ediyor. Ordunun komutanını tayin ettiği gibi. Hazreti Ebubekir Efendimiz iftitah tekbirini getiriyor ama ağlamaktan namazı zor kıldırıyor. Daha sonra da Efendimiz vefat edene kadar 17 kez namazı Hazreti Ebubekir kıldıracaktır. Efendimiz uzaktan bunu izleyerek memnun olacaktır. Hatta namazının bir tanesinde kendisi de o cemaate katılacaktır. Allah Resulü'nün cemaatine katılarak namaz kıldığı yani ona imamlık eden 2 kişi vardır. Kimdir bunlar? Birisi son döneminde Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir. Diğeri de Tebuk dönüşü
Abdurrahman bin Avf'tır. O ikisinin arkasında namaz kılmıştır. Kendisini biraz iyi hissettiği bir anda Fatma annemiz içeri girer. Babasına sarılır, sarılır. Sorarlar. Ey Fatma, babana ilk sarıldığında gözyaşlarına boğuldun. Daha sonra çıkarken mutlu çıktın. Neden böyle oldu? Babama ilk sarıldığımda ruhunun ufkuna yürüyeceğini anladım ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Daha sonra babam kulağıma eğilip, ey Fatma, ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin dedi ve mutluluktan kendimi tutamadım bu sefer de buyurur. Ve gerçekten de Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından 6 ay sonra Fatma annemiz de babasına kavuşur. Yine hastayken böyle odaya girer de Fatma annemiz hüngür hüngür ağlar babasına sarılıp ve Efendimiz şöyle söyler. Sabret kızım, artık Allah babana acı çektirtmeyecektir. Bunlar hep işaretlerdir değil mi? O işaretleri verir Efendimiz Aleyhisselam. Günlerden pazartesi sabah namazı vakti. Şöyle Ayşe annemizden rica eder. Ayşe annemiz onu oturtur. Perdeyi aralar. Hazreti Ebubekir'in namaz kıldırdığını görür, mutlu olur. Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz onun gördüğünü bir an görünce mutluluktan havalara uçar. Daha sonra yanına gelirler ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gücü tekrar düşmüştür. İçeriye Ayşe annemizin kardeşi Abdurrahman girer. Elinde misvak. Ayşe annemiz ister misin ya Resulallah? Misvak kullanayım mı sana deyince konuşacak gücü kalmamıştır. Gözüyle imada bulunur ve Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselam'ın misvaklar. Son anlardır, son demlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe, ne kadar ağırmış bu ölümün sekeratı der ve şehadet getirip ruhunun ufkuna yürür. Haber Hazreti Ebubekir'e ulaşır. Hazreti Ebubekir gelir. Tam gelirken ne görsün? Hazreti Ömer kılıcını çekmiş. İçinizden kim Muhammed öldü derse bu kılıçla doğrarım. Biz daha onunla münafıkların kökünü kazıyacağız deyip haykırır. Döner bakar Hazreti Osman köşede, perişan halde. Döner bakar Hazreti Ali Efendimiz köşede, aynı halde. Önce içeri girer. Efendimizin mübarek yüzündeki örtüyü kaldırır, alnından öper. Ya Resulallah, hayattayken de güzeldin, vefatında da güzelsin. Daha sonra dışarı çıkar. Bütün dağılmışları toplayacak dağ gibi bir adam lazımdır. Ve Hazreti Ebubekir'e bu vazife düşmüştür. Şu konuşmayı yapar. Her kim ki Muhammed'e tapıyorsa aleyhissalatü vesselam bilsin ki Muhammed öldü. Ama her kim ki Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, Allah bakidir. Onun konuşmalarıyla bütün insanlar teskin olmuştur. Tekrar kendilerini toparlayabilmiştir. Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselam'ı yıkar ve o esnada bir konu daha açılır. Acaba Peygamber Efendimiz'i nereye defnedeceğiz? Orada da bu işi çözen Hazreti Ebubekir olmuştur. Farkında mısınız? Ne kadar zorlu bir zamanda neleri çözüyor? Ben ondan işitmişim ki bir peygamber vefat ettiği yere defnedilir der ve Hücre-i Saadet'e defnederler. Uzun yıllar Ayşe annemiz onun defnedildiği yere bir perde çekerekten orada yaşamıştır. Daha sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz de oraya defnedilmiştir. Daha sonra Hazreti Ömer de oraya defnedilmiştir. Allah Allah. Defin olurken kızı Fatma annemiz Enes bin Mali'yi görür. Ya Enes, babamın mezarına toprak attın. Buna için nasıl el verdi der. Üzüntüden bir şey diyemez Enes bin Malik. Odaya ilk giren 17 kişi cenaze namazını kıldırır. Daha sonra girenler de peyderpey namaz kılmaya devam ederler. Efendimizin vefatı bu şekildedir. Şimdi halife seçilmesi cümlesini kullandım ama bu cümle lafızdaki kadar kolay bir cümle değildir. Bakın peygamberli hayattan peygambersiz hayata geçiş var. Nasıl bir mesele? Çok zor bir mesele. Niye? Ümmetten sahabe efendilerimiz o zamana kadar başlarına ne gelse Allah Resulü'nün yanına gitmişler. Şimdi ne yapacaklar? Kime gidecekler? Gittikleri tam karşılıkları verecek mi? Bakın çok inanılmaz meseleler var yani. İşte Efendimizin vefatından sonra ümmetin halifesini seçmek üzere Beni Sakife'nin gölgeliğinde Sad bin Ubade ile birlikte Ensar toplanır. Ve derler ki Sad bin Ubade'yi ümmetin halifesi seçelim. Sizce haşa onlar makam hırsından mı bunu diyor? Hayır, hayır, hayır. Sakın biz gibi düşünmeyin onları. Böyle bir dava yerde kalmamalı diye halife seçimini hızlandırıyorlar. O esnada Muhacir'den Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve
Ebu Ubeyde bin Cerrah oraya gelir ve gelirken akıllarında bir hadis vardır. Nedir o hadis? Ümmetin imamı muhacirdendir. O esnada Hazreti Ebu Bekir herkese Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın halife olmasını önerir. Tam o esnada Hazreti Ömer Ebu Ubeyde bin Cerrah'a hamle yaparken Ebu Ubeyde bin Cerrah olmaz. Efendimizin hac emiri tayin ettiği, vefatına kadar makamını bıraktığı biri dururken Ebu Ubeyde'ye bu iş düşmez der. Ve ondan sonrası bakın çok ilginç. Hazreti Ebu Bekir halife olsun demez. Eline yapışıp biat eder. Bakın çok ince mana var. Lafız değil onların işleri, icraat onların işleri. Konuşmak değil onların işleri, hamle yapmak onların işleri. Hazreti Ebu Bekir halife olsun deyip sunmaz. Hazreti Ebu Bekir halifedir deyip biat eder. Orada herkes biat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz umumi bir biat ister. Neden ister? Çünkü şimdi güven oyu diyorlar ya, onun gibi bir atmosferin, sulh ortamının sağlanmasını ister. Halifelikle ilgili meseleler böyle zorlu imtihanlardan geçer. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife olduktan sonra ne yapar? Neyle geçinir? Geçinecek bir servet kalmamış ki. Hepsiyle ne yapmış? Köleleri azat etmiş. Son elinde avucunda kalanı da Tebük seferinde getirip Allah Resulü'nün önüne sunmuş. Halife olunca bazı mahallelerde eskiden yaptığı gibi süt sağarak geçimine devam etmiş. Anlayamıyoruz değil mi? Halife süt sağarak geçimine devam etmiş. Şimdi biz böyle örnekler görmediğimiz için, yaşayamadığımız için bunları anlamamız da inanın çok müşkül. Ama bu örnekler sayesinde asr-ı saadetin aslı da saadet olmuş işte. Ve inanın gül devri gelecek, bugünler yeniden yaşanacak biiznillah. Hazreti Ömer ümmetin emininin yanına gider. Kimdir o? Ebu Ubeyde bin Cerrah. Ve der ki böyle olmaz. Hazreti Ebu Bekir'e beytül maldan maaş bağlamamız ve vaktini ümmetin işleriyle sarf etmesi lazım deyince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e orada yaşayanların en orta hallisi kadar bir maaş bağlanır. Ne yapar peki o maaşı sizce? Doya doya harcar mı? Öyle değil. Ne yapıyor biliyor musunuz? Zarurat haricinde bütün kalan maaşı bir testide biriktiriyor. Halifeliğinin 2,5 yılı sonra 63 yaşında vefat ediyor. O testi kime gidiyor? Sıradaki halife Hazreti Ömer'e gidiyor. Hazreti Ömer alıyor, testiyi kırıyor. Bakıyor ki bağlanan maaştan bile doğru düzgün hiçbir şey harcamamış. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Eba Bekir, bize yaşanmaz bir Müslümanlık bıraktın diyor. Ne demek istiyor? Öyle bir ufuk bıraktın ki oraya ulaşmamız mümkün değil ya. Ridde olayları veyahut irtidat yani dinden çıkma hadiseleri. Efendimizin vefatından sonra Medine dışında dinden çıkma hadiseleri başlar. Niye çıkarlar? Bakın bakın hadiselere bakın. Bir kısımları peygamber olsa ölür müydü deyip dinden çıkar. Bir kısımları o 23 yılda bu kadar iktidar sağlamışsa biz de sağlarız. Hadi kendi iktidarımı sağlayayım deyip dinden çıkar. Bir kısımları Medine artık güçsüzdür bize güçleri yetmez der dinden çıkar. Bir kısımları da ne zekat ödeyeceğiz ya ödemiyoruz deyip dinden çıkar. Başka bir kısımları da asabiyet meselesinden yani yönetici bizden olsun deyip dinden çıkar. Medine'nin bu zorlu zamanında Medine'nin dışında peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar boy göstermeye başlar. Özellikle Yemame'de Evsi diye bir kabileden 2 tane kişi çıkar. Neyde bulunan? Peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar. Birisi Seccah denen bir kadındır. Diğeri de Mesleme yani bizim Müseylime. Yani Müseylimetül Kezzab diye bildiğimiz adamdır. Bunların ikisi de peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar olmuştur. Hazreti Ebubekir ne yapar biliyor musunuz? 17 yaşında olan, dünyayı titreten sahabe efendimiz kimdi? Usame bin Zeyd. Usame bin Zeyd ile birlikte bir ordu hazırlar. Kaç kişi ordu? 12 bin kişi. Bir rivayette şöyle geçiyor. 11 yere o orduyu yollayacak. 12 bin kişiyi. Başlarında kim var? Usame bin Zeyd. Medineliler toplanır. Hazreti Ebubekir'in yanına gider. Ey Ebubekir, Resulullah yeni vefat etti. Bizim içimiz zaten güçsüz durumda şu an. Sen onları gönderirsen eğer bize saldırı olur gönderme derler. Hazreti Ebubekir dinlemez. Gönderecek Usame bin Zeyd'i. Daha sonra olacak gibi değil Hazreti Ömer'in yanına giderler. Ey Ömer bak böyle böyle bir ordu gönderiyor biz ikna edemedik. Bari söyle ordunun başında Usame'yi göndermesin. Usame 17 yaşında bir gençtir. Bari Hazreti Ebubekir'e söyle Usame'yi göndermesin.
Hazreti Ömer gider Hazreti Ebubekir'in karşısına. Önce ordu gönderme der, bakar olacak gibi değil. Sonra der ki, ey Ebubekir, bari Usame bin Zeyd'i ordunun başına gönderme der. Şimdi bir kafamızda canlandıralım. Hazreti Ömer 2 metre heybetli biri. Hazreti Ebubekir 30-40 santim ondan daha küçük. 170-180 santim boylarında birisi. Birden Hazreti Ömer'i sakalından tutar. Cahiliyenin cesuru, İslam'ın korkağı mı oldu der. Ben Allah Resulü'nün çıkardığı bir orduyu Medine'de durdurmam. Medine'yi bassalar da, Medine'yi talan etseler de, Allah Resulü'nün hanesine girseler de ben bu orduyu çıkaracağım der. Ve çıkarır dediği gibi. Ne olur biliyor musunuz orduyu çıkarınca? O irtidatta bulunan, ayaklanan her yer şöyle söyler. Medine'nin böyle bir zamanında 12 bin kişilik orduyu çıkaran ileride bize neler yapmaz der. Bütün hadiseler bastırılır. Hem de cihat olmadan bastırılır. Allah Allah. Yeri gelince yumruğunu vurabilen bir yiğit. Nasıl mesele değil mi? Dünyanın birçok yerinde nelere ihtiyacımız var görüyorsunuz değil mi? Yeri gelince yumruğunu vurabilen yiğitlere. Allah sizleri, bizleri, dinleyenleri o yiğitlerden etsin inşallah. Allah bu medreselerde bu yiğitleri yetiştirsin. İstanbul'da, başka yerlerde de bu medreseleri, Avrupa'da böyle medreseleri inşallah nasip eylesin. O yiğitler değil mi? Nerede yetişecek yoksa? Ya. İstikrar sağlanınca fetihler başlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz 2,5 yıl halifelik vazifesini yapar. Daha sonra 63 yaşında, Efendimiz Aleyhisselam'la aynı yaşta ruhunun ufkuna yürür. Dikkat edin özelliklere. Dinden konuşmuş ama dinden geçinmemiş. 40 bin dirhemlik servetinin tamamını o dönem köle bulunanları esaretten kurtulmak için harcamış. Hem de kimleri? Bilal bin Rebah, Habbab bin Eret, Amr bin Füheyye. Hele bir hadise var. Ümeyye bin Halef, Mekke'nin zalimlerinden, karanlık adamlarından kölesi olan Bilal bin Rebah'ı bağlamış. Ne yapıyor bağladıktan sonra? Kızgın kayaları üstüne koyuyor. Amaç ne amaç? Ey Bilal, inkar ettiğini söyleyeceksin. Sonra seni bırakacağım. Bilal bin Rebah ne diyor? Ehadun ehad. Birdir bir. Yani ne demek istiyor? Allah'ı işaret ediyor. Bir, birdir bir. Başka şeye iman etmem. Onu da inkar etmem. Daha sonra o esnada Hazreti Ebubekir geliyor. Satar mısın bu köleyi? Alacak mısın diyor. Gülüyor alaycı bir tavırla. Alacağım diyor. Ne kadar? Ümeyye bin Halef fazla fazla rakam söylüyor. 200 dirhem. Daha sonra tamam diyor Hazreti Ebubekir. 200 dirhemi alıyor Bilal bin Rebah'ı. Tam gidecekken Ümeyye bin Halef gülmeye başlıyor, kahkaha atmaya başlıyor. İki dirhem etmeyen adamı sana 200 dirheme nasıl sattım ama? Hazreti Ebubekir diyor ki, o adam için 1000 dirhem istesen ben vermeye hazırdım diyor. Nerede fark? Bir tanesi vahyin penceresinden görüyor, öteki cebinin penceresinden. Bir tanesi siyah deriye takılmış, öteki o derinin altındaki derin imanı görüyor. Hatta ileride ne olacak biliyor musunuz? Babası Ebu Kuhafe bu ticareti duyacak. Ey Ebu Bekir senin gibi kötü bir tüccar görmedim diyecek. Mekke fethinden sonra iman edince Bilal bin Rebah'ın ezan okuduğu o sesleri duyunca meğer ne doğru bir ticaret yapmış diyecek. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Bilal bin Rebah'ı Ümeyye bin Halef'in elinden kurtardıktan sonra Leyl suresinden ayetler iniyor. Nedir bu ayetler? Bakın yine bilmediğimiz bir mesele. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan ateş uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Ve biiznillah şimdi hoşnut oluyordur. Ebu Kuhafe ile ilgili bir ufak mesele daha anlatmak istiyorum. Mekke fethinden sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz babasının yanına gider. Ayaklarına kapanır. Babacığım ne olur iman et deyince babası da ama ve ihtiyar 90 küsur yaşlarında götür beni Muhammed Aleyhisselam'a ben iman edeceğim der. Götürür. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam der ki neden onu getirdim ben sana gelirdim deyince hayır bu ümmet herkes senin ayağına gelecek ya inşallah der. Daha sonra Ebu Kuhafe orada iman eder. Hazreti Ebubekir Efendimiz ağlamaya başlar. Allah Resulü der ki ey Ebu Bekir senin gülmen gereken bir an değil mi? Ya Resulallah ne vardı burada iman eden babam Ebu Kuhafe değil de amcan Ebu Talip olsaydı o zaman sen sevinirdin ben de sevinirdim. Allah Allah. Babasının imanla tanışma anında bile Resulullah'ı öncelleyebilen bir iman. Ne demek? Şimdi hafızlar şehit olmaya başlıyorlar. Özellikle Yemame'de. Öyle olunca Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyor. Ey Ebubekir, gel Kur'an'ı
tek bir halde toplayalım diyor. Hazreti Ebubekir önce endişeleniyor. Allah Resulü'nün yapmadığını ben nasıl yaparım deyince, o zaman vahiy devam ediyordu, şimdi vahiy devam etmiyor diye Hazreti Ebubekir Efendimiz'i ikna ediyor. Bu iş için vahiy katipliğine kim seçiliyor? Zeyd bin Sabit Efendimiz seçiliyor. Şimdi onu biraz anlatmam lazım. Zeyd bin Sabit'in annesi ne var? Kocasını Evs ve Hazreç'in büyük savaşlarında kaybeder. Neydi o büyük savaşın adı? Bağuz Savaşı. Eşini orada cahiliye üzere kaybedince üzülür. Ben oğlumu da hak yola vereceğim der. Ve ne yapar? Oğlunu Bedir Harbi'ne gönderir. Ama oğlu 13 yaşında. Kılıç yerde sürünüyor. Ve Allah Resulü 13 yaşındaki birisini Bedir Harbi'ne göndermez. Göndermeyince biraz ikna etmeye çalışır, araya diğerlerini sokar, eder derken bir bakar ki muazzam hıfz yeteneği var. Allah Resulü o yaşta Zeyd bin Sabit'i vahiy katipliğine alır. Efendimiz Yahudilere güvenmediğinden Zeyd bin Sabit'e onların dilini öğrenmesini ister. 15 günde Yahudilerin dilini öğrenir. 17 günde de Süryanca'yı öğrenir. Şimdi benim burada bir şey anlatmam lazım. Biz çok insanla denk geliyoruz. Kur'an oku, vaktim yok öğrenmeye. Tefsir oku, hakikatini oku, vaktim yok öğrenmeye. Peki oku dediğimiz ortam nasıl bir ortam? Bizi ne zaman arasa ulaşıyor. Hayal alemi aradıklarında kaç tane telefon var, anında ulaşıyorlar. Geleceğim dese geliyorlar. Halısı temiz, koltuğu var, kliması var, çayı var. Böyle bir ortamda biz öğrenmeye üşeniyoruz, doğru mu? Hani bize sorular geliyor ya. Ben şu işi nasıl öğrenebilirim? Ya kusura bakmayın da bu soruların sorulması bile bir yerde havacıva. Niye? Zeyd bin Sabit Efendimiz şu dilleri, 15 günde ve 17 günde öğrendiği dilleri gidip ders alarak öğrenmemiş. Onların pencerelerinin altında dinleyerek öğreniyor. Ya şimdi şöyle bir öğrenmeye bak. Bir de bizim nazlanıp öğrenmediğimize bak. Okuyasım gelmiyor. Zamanında Kur'an'ı biliyordum ama şimdi unuttum. Hakikatleri öğrenecek vaktim yok. Ya Risale-i Nur'u okuyorum ama dili biraz karmaşık, anlaşılmıyor. Pencerelerinin altında 15 günde Yahudilerin dillerini, 17 günde Süryanice'yi öğreniyor. Ya gerçekten onlarla kıyaslandığımızda bahanelerimiz çok üzülecek bahaneler ya. Hiç hakikat canibinden tutulacak yanımız yok yani. Zeyd bütün ayetleri şahitleriyle birlikte toplar. Ama nasıl toplar? O zamana kadar ayetler neylere yazılmış? Derilere yazılmış, musaflara yazılmış, düz kemiklere ve düz taşlara yazılmış her birisini toplar. Derler, derledikten sonra da Hazreti Ebubekir'e teslim eder. Hazreti Ebubekir hilafetinden sonra kime teslim edecek? Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer kendisinden sonra kime teslim edecek? Daha halife seçilmediği için kızı Hazreti Hafsa'ya teslim edecek. Efendimizin eşi. Tam o günlerde Kur'an dellenmiş halde Hafsa annemizin elindeyken İslam orduları Kafkaslara kadar dayanır. Farklı kıraat sıkıntıları başlar. Fitneden çok korkan Huzeyfetül Yemani bile Hazreti Osman'a durumu anlatır. Ey Osman, böyle böyle bir durum var. Kıraat farklılıklarından korkarım ki bir zarar gelmesin. Ve bundan dolayı nüshaları çoğaltma kararı alırlar. Vazife yine kimin omuzundadır? Yine Zeyd bin Sabit'in omuzundadır. Üç Kureyşli artı Zeyd bin Sabit bir komisyon kurarlar. Kureyş lehçesi asıl olacak şekilde altın üssa olarak çoğaltırlar. Altın üssa çoğaltıldıktan sonra insanlar o nüshadan okusa da yine Hafsa annemizin yanına gidip ya ben böyle okudum ama sendeki Kur'an'la doğru mu deyip sormaya devam eder. Ve dönemin Medine valisi Mervan böyle bir olayın ileride zarar vereceğini düşünerekten Hafsa annemizde olan ilk derlemeyi komple yakar ve yıkar. Niye? Altın nüssa muteber kalabilsin diye. Hatta Osman nüssası diye geçen nüssanın İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Daha sonra kıraat, okumak değil mi? Bir ilim dalı oluyor. Daha sonra hareke başka bir mesele oluyor. Neden? Mesela Allah'tan hakkıyla alimler korkar ayetindeki bir iki harekenin yerini değiştirin. Allah alimlerden korkara dönüşüyor. O yüzden hareke de bir ilim dalına dönüşüyor. Kur'an'ın harekelenmesi kararı alıyor. İkinci asrın ortalarına doğru Kur'an, bugün bildiğimiz Kur'an oluyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in hayatına baktığımızda bu hatıralarla birlikte en çok şunu anlıyoruz. Nasıl böyle bir hayat bırakmış ve Allah'tan bu kadar nasıl korkabilmiş? Demek ki Allah'ı hakkıyla bilmiş. O zaman şunu anlıyoruz. Allah'tan ancak hakkıyla bilenler korkar. Biz bu bilgileri zihnimize çok yerleştirsek ama Allah Azze ve Celle'den korkmasak,
hayatımıza ona olan korkuya göre tanzim etmesek, inanın yük hammallığı yapmaktan başka bir şey yapmamışız demektir. Allah onlardan etmesin. Bu ufka bizi ulaştırsın inşallah. Dersi bitireceğim. Anlatırken de biraz insan yoruluyor hafif. Dinlerken de siz de yoruluyorsunuz. Ama ruh asude kaldığı için. Daha yok mu Hazreti Ebubekir Efendimizle ilgili bir şey? Onları da konuşalım istiyor, doğru mu? İnsan doyamıyor yani. Onların isimleri zikretmek bu kadar lezzetliyse biraz dişimizi sıkıp dayanmaya değmez mi ya onlara komşu olmak için? Sebat edeceğiz, bedel ödeyeceğiz. Sebat edeceğiz, merakla şüphenin ayrımını çok iyi yapacağız. Sebat edeceğiz, kalbimizi bu hakikatlerle sürekli çalıştıracağız. Ne diyor Üstad Hazretleri? Ruhu işlettirmek, kalbi söylettirmek. Yani biz şu an ruhumuzu işlettiriyoruz. Allah da bizden razı olursa imanımız eşliğinde kalbimizi biiznillah söyletecek. Ya zaten eskiyeceğiz. Bir gün bir yerimiz ağrıyor, bir gün olmadık işlere bulaşıyoruz. Bir gün yakınımız üzülüyor, biz de üzülüyoruz. Zaten eskiyeceğiz. Zaten tükeneceğiz. Bari gelin onlara benzeme çabasında eskiyelim. Değmez mi? Allah rızası için El-Fatiha ma'salat. Bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz şöyle niyazda bulunuyor. Ya Rab, vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki cehenneme benden başkası girmesin. Nedendir acaba böyle niyazı? Nedendir acaba böyle duası? Orada bile ümmetini cehennemde görüp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzülmesini istemez. O yüzden de böyle aklın bile anlayamayacağı büyük kamette bir duada bulunur. Biz benzer bir duayı da Üstad Hazretlerinden biliyoruz değil mi? Milletimin imanını selamette görürsem cehennem alevleri içerisinde yanmaya razıyım. Zira bedenim yanarken gönlüm gül gülistan olur. İşte bu ufku yakalamak zorundayız. Bu ufka bir yerden ulaşmak zorundayız. Allah o yolda etmesin mi ya? Çok dua edelim, çok mücadele edelim. Gecelerde nur arayalım. Gecelerimizi yırtıp tenevvül edelim. Şimdi bir yerde Efendimiz cennetin kapılarını sayıyor. Cennetin diyor namaz kapısı var. Oruç kapısı var. Hayır kapısı var. Zekat kapısı var. Sayıyor böyle. 8 kapı sayıyor. Sizce sahabe ne sorar? Ya Resulallah 8 kapıdan da girecek birisi var mı? Var. O ümmetin hayırlısı Ebu Bekir'dir diyor yine. Orada bile. Efendimizin verdiği müjde başka bir mesele. Sahabe Efendimizin böyle muazzam soruları sorabilmesi çok başka bir mesele. Ecdat 63 yaş için haddi aşmamak der. Yani had sınır nedir orada? Allah Resulü'nün yaşı. O yüzden sağlığın, sıhhatin, vefatın, yaşamın nasıl denildiğinde haddi aşmamaya çalışıyoruz. Yani 63'ü geçmemeye çalışıyoruz derler. Ve baktığımızda Ebu Bekir Efendimiz de o tabir doğru olacaksa eğer haddi aşmamış. Tam 63 yaşında ruhunun ufkuna yürümüş. Orada bile sadakat olur mu? Vallahi oluyor ya. Ama sadakati anlayalım. Doğru konuşmak sadakat mi? Hayır. Doğrunun yanında da olmak zorundasın. Bir de bu cümleyi tersten okuyalım mı? Doğrunun yanında olmak sadakatse, yanlışın karşısında olmak da sadakattir. Böyle de okuyabiliriz. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e nispet edilen birkaç dize var. Hatta siz bunu böyle ilahi olarak dinlemiş olabilirsiniz. Şöyle iki satırını okumak istiyorum. Cud bi lutfik ya ilahi men lehu zadun kalil müflisün bis sıdkiyeti inde babik ya celil. İşte bu cümleler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e ait olduğu nispet edilir. Şu okuduğum satırlar ne demek? Ey Rabbim, azı pek az olan bu kuluna lütfunu esirgeme. Ey celil olan Allah'ım, kulun iflas etmiş olsa da sadakatle yine senin kapına geldi. Züdü bi lütfik ya ilahi men lev zadun halil müflisüm bis sıdkiyeti İnde babik ya celil külli nari übridi ya Rabbi fi hakkı kema külte kulna ya narukuni ente fi hakkıl halil ente şafi ente kafi fi mühimmatil umur ente rabbi ente hasbi
ente li ni'mel vekil. Eyne Musa, eyne İsa, eyne Yahya, eyne Nuh. Ente ya Sıdkı Vasi, tübilel Mevlel Celil.